Herkes hayırlı ramazanlar arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. Diyetteki sosyal kanalına hoş hoşgeldiniz. E, geçen gün biliyorsunuz ki e, benim <laughs> çok sevdiğim e, basalayı yaptım. Yani kişilik köfte. Onunla birlikte yavan köfte diye geçiyor bizim yöresel olarak. E, unsuz bunu da yaptım. E, onu pişir pişirirken göstermek istiyorum. E, bir bakın bakalım. E, sizler nasıl yapıyorsunuz yöresel olarak? Böyle e, Yemeklerinizi bulgurlu olan bu Tabii ki makarnadan daha lezzetli bir yemek onu da bahsedeyim şimdi canlarım benim ben dirence kıracağım ama şöyle bir şey var vücudum artık bir sürü şey alıştığı için bir süre böyle serbest takılacağım bana soruyorsunuz Ahmet Aba seviyelerinden sonra ne yapacağım böyle seviye 2 gibi yapacağım bazen bazen seviye 1 gibi yapacağım ama bulgur çok tüketmeyi düşünmüyorum çünkü şu sıralar bayağı bir baktım bulgurdan öyle bir şey oldu ama vücut da karbonhidratı arıyor ben de onu kuru yemişlerden karşılayacağım etten karşılayacağım ben ne zamanki et yesem vücudum böyle incelmeye başlıyor onu da buradan söyleyeyim bugün benim için yorucu bir gündü çünkü kısmına gittim alışveriş yaptım 23 Nisan alışverişi AVM'de yürüdüm onu belirteyim AVM'de bayağı yürüdüm Alışverişimiz yapıldı market orada da yürüdüm bayağı büyük bir market kesiyorsun yani yürüyüş yapmış oldum bu yürüyüşte Ramazan'dan dolayı yapmıyorum onu da söyleyeyim yani bunu biliyorsunuz zaten ben ne yapıyorum nasıl besleniyorum İftarımı açıyorum namazımı kılıyorum tekrar gidip yemeğimi yiyorum ondan sonra bir iki buçuk saat bekliyorum zaten bulaşık falan arkasından da çayımı içiyorum zaten ders çalıştığım için de saat 1 oluyor dün bir Türk kahvesi canım istedi Türk kahvemi içtim saat 11 gibi ama uykum etkilemedi neden çok yorgun bitkindim tekrar yatıyorum ve sahurda kalkıyorum sahurda da kalktığım zaman 3 oluyor 3'te de hurmamı yiyip uyuyorum suyumu içiyorum bir bardak eşim yemeğini yiyor ona hazırlayıp bırakıyorum ama ben uyuyorum Hurma da beni çok tutuyor, dinç tutuyor ama böyle bir direnç düşmemesi için çok dikkat ediyorum. Zepsemi de yiyorum, salatamı da yiyorum, etimi de yeri geliyor görüyorsunuz yiyorum. Bulgurdu da, da yiyorum ama bu Ramazan böyle şu göz dönmelerimden dolayı çok hafif bir tane kaldı. Yani gitgide azalıyor, azaldı zaten çok hafif böyle. Uyku da yapıyor bazen ama e, git gide bitiyor yani. Bu da benim şifalandığımın göstergesi Ahmet Apa ile birlikte. E, Ramazan'da kilo vereceğiz dedim. Bakalım 15 günde kimler kilo vermiş, verememeyenler. E, şöyle bir şey, almamayın bakın. Çünkü Ramazan aldırıyor, herkes tatlı yiyor. Benim yarın mesela serbest günüm var. Ahmet Apa 2 program, serbest gün yarın ben ne yapacağım vallahi da şey yapacağım yani çok da aşırıya kaçmadan bir tatlı düşünüyorum. Sütlü tatlı çünkü seviyorum tatlılardan sütlüsünü daha çok sevdiğim için ama bu kez yiyeceğim. çok da bir şey tıka kabasa yiyemiyorum. Yiyemiyorum. Yemeyi de düşünmüyorum. E gördüğünüz gibi orada da yavan köftem duruyor. Topalak köftelerim daha önceden haşlamıştım. O kaba yerleştirdim salatamı yapar salata da mutlaka tüketin yeşilliklerden faydalanan bol bol böyle mevsimine uygun tüketin derim böyle diyet demek az yemek değil arkadaşlar bunu kafanıza koymayın böyle az yemek diyet demek nedir biliyor musunuz sağlıklı beslenmek çünkü siz az yerseniz yeterli vitamin mineral almazsınız ve bu yüzden de vücut direnciniz düşer direnç düşmemesi için daha akıllı menüler mesela salata et et salata ton balıklı salata ben ton balığı yiyemediğim için yiyemiyorum yani çiskintilik yaptığı için yani hiç ağzıma atamam yani onu söyleyeyim o derece. Öyle yapabilirsiniz. Arada bir kısırınızı bulgurlu bir yemek yiyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Yani bu serbest gün siz kendinize göre yaparsınız. Baksınız ki kilonuz duruyor. Serbest gün yaparsınız. Normal hani diyette serbest gün. Kilonuzu veriyorsunuz devam ediyor. Ama kilonuzu veremiyorsunuz. Dirençli uyguluyorsa O zaman bırakırsınız. İki haftada bir serbest gün yapabilirsiniz. Haftada bir yapabilirsiniz. Üç haftada ayda bir. Böyle kendinize ödül vererek istediğiniz kiloyu düşüne kadar yapabilirsiniz. E, ben öyle kilo almayayım yeterli kızlar. Kilo almayayım yeterli diyorum. Ama direnci kırmayı istiyorum ama şu an Şöyle vücudum bir ke alışsın, bir kendini toparlasın. E, i̇ki öğünü beslemelerden bundan sonra vazgeçmişim çünkü vücut vermiyor. Ya git açlık yapmamın da bir alemi yok Yani yoruyor vücudu, abete şoka. Bir de açlık yapıp veremeyenler var. Ben de öyle bir duruma gelirsem ki gelir yani. O zaman daha kötü olacak. Şöyle sınavdan sonra belki bir 36 saatlik yaparım bakalım vücudum yağ yakmayı biliyor mu, bilmiyor mu? Vermiyorsa da iki öğün olarak devam edeceğim onu söyleyeyim yani. İki öğün olarak da çok aşırı yemeyi de düşünmüyorum. Çok dikkatli yemem gerekiyor ki vücudum e, birden böyle e, yağ depolamasın ama hepsi hepsi ağırlıklı et ağırlıklı gideceğim e, size yulaflı tariflerim olacak yulaftan e, tostlarım olacak onlardan tüketeceğim değişiklik olsun diye Belki yulaftan e, yulaf e, kepeğiyle falan ekmek yaparız e, o da güzel olabilir Ay, güzel doluydu doluyor yapıyor karatay diyeti yapan arkadaşlar dün bir karataycı gördüm o kadar güzel zayıflamış ki o kadar incecik hiçbir şey kalmış çok kiloluymuş zayıflamış incecik bir şey kalmış bu da size moral olsun aralıklı oruç iki öğün olarak devam ediyoruz Önemli olan kalori hesabından çok ne yediğiniz yani düşünün sen gidiyorsun bir bulgur şey yiyorsun tatlıyorsun onu kalori hesabından alıyorsun ama sen o tatlıyı yediğin için e, ertesi gün şey yapabilirsin mesela e sağlıklı sözü beslenebilirsin. Tekrar bir tatlı yiyip dengelip, hamur işi de de kalori sayabilirsin ama bol yeşillikli tavuk et ondan sonra e, balık yersen, güzel öğünler hazırlarsan kalori hesabında da göre de daha sağlıklı beslenmiş, daha güzel incelirsin yani bunu da söyleyeyim arkadaşlar. E, yapan arkadaşlar var 700 kalori arkadaşım herhalde bilemiyorum yaşın, kilon boyun neye göre ben hiç yapmıyorum mesela ama çok da yemiyorum onu da altını çizeyim yememeye çalışıyorum ee, çok da böyle zaten iftardan sonra e, şunu da yiyeyim de bunu yiyeyim hesabına girmiyorum sofrada yedim doydum kalktım bitmiştir yani ee, bu yemek de çok güzel ya. aslında bol şey olsaydı domates olsaydı daha güzel olacaktı ama son iftara yakın acele bir şekilde hazırlandığım için e, ol, yani çok olmadı ama güzel yani sadece soğanlı salçayla da yapabiliyorsunuz sosunu kendinize göre de ayırlayabilirsiniz benim bir öğünüm bir orucum işte böyle geçiyor mesela bir beslenme günüm Bu, buna benzer geçiyor salatamı da bol yiyip tüketeceğim çünkü benim vitamin minerallere ihtiyacım var saçlarımızın gürleşmesi için yeni saçların çıkması için bunlar çok önemli Beyaz saçı olanlar mor lahana, mor gıdalarım, siyah üzümü ben size öneririm. Dün bir tane erkek gördüm saçları önce beyazmış sonradan da onları tükete tükete bayağı gürleşmişti. Bu da bir dip bilgi olsun. Bugün tartılmadım ama geçen 66.66 .66 gördüm. Yani sıfırla bir şey gördüm, küsuratlı hiçbir şey görmedim. Bu da benim kilo verdiğimi yani ağır ağır verdiğimin göstergesidir ama ben dediğim gibi 64'e düşmeyene kadar 63'ü görmeyene kadar kilo verdim demeyeceğim. Çünkü birden o 200-300 gram da gelebilir. Ee, öyle bir sürpriz de yapabilir. Ama pantolonlarıma girdiğim zaman sanki böyle sıkıyor. Kilo almış yani yağlanma olmuş vücudumda öyle ama tartıda yok. Tartıda dediğim gibi çıkıyorum. Aç karnı tatırtılıyorum. iftara az 2 saat 3 saat kala. Ee, bakıyorum ne olmuş ne bitmiş diyor. Öyle gösteriyor yani serbest günde yapsam herhalde dengeliyor diye düşünüyorum bakalım bu hafta ne olacak dengeleyecek mi yoksa üste mi çıkacak kilo vermek zor da değil kolay da değil canım canlarım benim herkesin tipi değişiyor kendinizi önce öğrenin kendi bezani tipinizi tanıyın fiziki yapınızı genetik yapınızı ondan sonra neyi yapacağım neyi yapamayacağım diye bir sorun kendinize şu gıdayı yemeden yapabilir miyim bunu yemeden ona göre yol alırsınız ama tüm diyetlerde aynı kapıya çıkıyor. E, zayıfladıktan sonra eskisi kadar harca abur cubur yemeyeceğim diye, e, diye çıkıyor. Tatlı yiyemeyeceğin istediği kadar sınırsız. Ya sen de dengeleyeceksin ya da kilo almış olacaksın. Tüm diyetlerin hepsi kaçınılmaz verilen kilolar geri alınıyor. Neden? Biz bilmeden böyle yemeklere saldırıyoruz ve kilolar geliyor. Ben 58'e kadar düşmüştüm. Şimdi 66'ya kadar yükseldim. Bu da beni üzdü yani başta ama şimdi artık takmamaya karar verdim. Çünkü bir yerde yıpratı olsun bu kiloda kalayım. Fazla yukarı çıkmayayım. Aşağı ineyim ama yukarı çıkmayayım. Şöyle kendimi toparladığım zaman da çok güzel böyle vücutla toparlanırsa tekrar bir kilo verme çabası içerisinde olacağım bakalım o direnç neyle kırılacak çok merak ediyorum ben de sizler gibi neredeyse 2 yıla yakın oldu kilo vermiyorum ya veriyorum düşüyorum ya çıkıyorum 1-2 kilo arasında onun dışında da farklı bir değişik bir şey olmuyor sizler de moralinizi yüksek tutun nasıl besleniyorsanız devam edin ramazan diye de çok kendinizi hırpalamayın sıkmayın haftada bir iki haftada bir sizle güzel bir tane istediğinizi yiyebilirsiniz bu sıkıntı değil benim gibi dirençliyseniz işiniz zor ama değilseniz sizler çok rahat iki öğün beslenekli kilo verebilirsiniz çünkü vücudunuz daha önce hiç diyete alışmamış o yüzden rahat vereceksiniz beni izleyenler bana destek verenler yorum bırakanlar emoji bırakanlar bir harikasınız neden dünkü videom etkileşime geçti ve keşfete düştüm bu da beni çok mutlu etti sizler beni destekliyorsunuz. Ben de sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hayatınızda hiç kafe hiçbir şey takmayın. Anın tadını çıkartın. Çocuklarınızla birlikte Rabbim sağlıklı saatli ömürler versin. Nice oruçlar diyorum. Bana bugünkü vlogda bu kadar sürerdi. Kendisi iyi bakın.